Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turistik bölgelerinden İskele'deki bir eğlence merkezinde koruma dehşeti yaşandı. İngiltere'den tatil için gelen bir kişi tartıştığı güvenlik görevlisi ve çalışanların saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koruma dehşetinin şokunda. İngiltere'de yaşayan bir çocuk babası Hüseyin Mavideniz, İskele ilçesinde yeğeni ve bir arkadaşıyla bir eğlence merkezine gitti. Sabaha karşı işletmede çalışanlarla çıkan tartışma kanlı bitti. İşletmenin çalışanları Mavideniz ve beraberindekilere saldırdı. Hüseyin Mavideniz en şiddetli yumruk ve tekme darbelerini güvenlik görevlisi Doğu Ömer Alçıner ve halkla ilişkiler sorumlusu Mehmet Yazıcı'dan aldı. Mavideniz olay yerinde hayatını kaybetti. Ona eşlik eden iki arkadaşı da yaralandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisi 12 saldırganı tutukladı. Mahkemeye çıkartılan güvenlik görevlisi Alçıner ve Yazıcı cinayetle suçlanırken diğer sanıklar yaralamayla itham edildi. Hüseyin Mavideniz'in otopsisinde başa ve boynuna aldığı şiddetli darbeler sonucu beyin kanaması geçirerek öldüğü belirlendi. Cinayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük infiale neden oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyası eğlence mekanlarında yaşanan şiddet olaylarına yönelik daha sert önlemler alınması çağrısı yaptı. Hayatını kaybeden Hüseyin Mavideniz aynı zamanda İngiliz vatandaşı olması nedeniyle İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail'e de haber oldu.